Süleyman Özışık İzmir'de büyük sürpriz yaşanabilir. Geçtiğimiz hafta Sonu AK Parti'nin seçim startını verdiği İzmir'deydim. İl kongresi öncesi sokakları dolaşma ve halkın namzını tutma imkanı buldum. Başbakan Binali Yıldırım'ın belediye başkanlığına adaylığını koyduğu dönemde İzmir'de 2-3 ay bulunma şansım olmuştu. Enteresandır, şehir o günleri gölgede bırakacak bir heyecan içinde. Doğu ve batı şehirlerinde neredeyse hiç duymadığım Meral Akşener ve İyi Parti ismi sık sık kulağıma çalındı. Bu bugüne kadar CHP'ye oy verenler AK Parti'ye karşı İyi Parti'ye oy vereceklerini söylüyor. Ortaya çıkan tablo İzmir'de CHP'den ciddi bir kopma olacağını gösteriyor. İyi Parti'ye verilecek oy miktarının ne olacağını kestirmek güç. Ancak eğer 3-4 puanlık bir kayma olursa bu durum ortaya yeni sürprizler çıkarabilir. Nedenini şöyle anlatayım. Yeni nesil gençlik İzmir'i CHP'nin kalesi olarak bilir ama durum pek de öyle değil. Burhan Özfatura 1984 seçimlerinde ANAP kadrolarından aday olup İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ancak bazı yanlış politikalar bir sonraki dönem CHP'li Yüksel Çakmur'un belediye başkanı olmasına neden oldu. Yüksel Çakmur döneminde yapılan hatalar bir sonraki dönemde 1994-99 seçimlerinde Burhan Özfatura'ya belediye başkanlığını tekrar kazandırdı. Lakin geçmişten ders alınmayınca Burhanöz Fatura dönemi sona erdi ve DSP'li Ahmet Pristina dönemi başladı. İzmir’e en çok hizmet eden efsane başkanlardan biri oldu Pristina. Ancak 2004 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dönemin Bornova Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu görevi devraldı. Kocaoğlu CHP'liler başta olmak üzere herkesin ciddi tepkisini çeken bir isim oldu görev süresi içinde. Ancak eleştirenler dahi yerel seçimlerde dönüp dolaşıp yine kendisine oy verdi. Bunun sebebi çok ilginçti. Erdoğan'ın bir İzmir gezisinde söylediği, İzmir'e geçmişte yakıştırılan bazı ifadeler vardı. Sözleriyle Gavur İzmir imasında bulunduğu yalanı ciddi alıcı bulunca AK Parti'ye eşi benzeri görülmemiş bir tepki oluştu. Sırf bundan dolayı Aziz Kocaoğlu'na ateş püskürseler bile dönüp dolaşıp CHP'ye oy vermeye devam etti. Gelelim bugüne. Yukarıda da söylediğim gibi İzmirli bu dönemde CHP'ye alternatif olarak İyi Parti'yi görüyor. Oturduğumuz kalabalık ortamda söz alan bir taksici, neden İyi Parti sorusuna şu anlamlı cevabı verdi. Türkiye'nin tüm şehirlerinde olağanüstü bir gelişme yaşanırken İzmir yerinde sayıyor. Yapılan hizmetlere hizmet demek mümkün değil. Metro, izban, su sıkıntısı, sel baskınları ve daha pek çok nedenden dolayı herkes burnundan soluyor. Bugüne kadar oy vereceğimiz ikinci bir parti olmadığı için CHP'ye oy veriyorduk. Ancak bu kez İyi Parti alternatifi var. Gösterilen tepkilerin ne kadarı oy sandığına yansıyacak bunu ancak seçimlerde görebileceğiz. Lakin yine yukarıda söylediğim gibi bu tepki beraberinde çok ilginç sonuçlar getirebilir. Bir önceki genel seçimde AK Parti İzmir'in AK Parti'ye oy vermemesi için yapılmaması gereken bütün hataları ardı ardına yaptı. Bölgede sayıları 70 bini bulan Kürt seçmen yanlış politikalar nedeniyle HDP'ye kaptırıldı. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde CHP ile İyi Parti ve HDP arasında oy geçişkenliğinden yararlanırsa fazladan 3 hatta 4 milletvekili kazanabilir. Hatta HDP'yi buradan çıkacak sonuçlarla barajın altına indirebilir. Ama daha da önemlisi yerel seçimler. AK Parti ile CHP arasında 5-6 puan fark var. CHP ile İyi Parti arasında yaşanacak çekişme bu farkın kapanmasına ve AK Parti'nin İzmir'i CHP'nin elinden almasına neden olabilir. Bunun başarılabilmesi için il teşkilatının herkesi kucaklayan bir çalışma yapması ve yine herkesi kucaklayan kuşatıcı bir adayın öne çıkması gerekiyor. Umarım ve dilerim ki daha önceki seçimlerde yapılan hatalar tekrarlanmaz ve İzmir AK Parti ile barışma ve AK Parti'nin verdiği hizmetlerden yararlanma şansı bulur. Süleyman Özışık Türkiye